Şu sınav kağıtlarına not versem iyi olacak. Başarılı bir kağıt bu. Aferin sana. Bu bir A'yı hak ediyor. Sırada kim varmış? Aa, vay canına. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Tam bir rezalet. Ah, bir anda kendime geldim. Ne oldu böyle? Değil mi? Asla. Aa, bu işte bir yanlışlık var. Şunu düzelteyim. Biraz yaratıcı olsam iyi olur. İşte notlarımı bitirdim. Şimdi eğlenceli kısma geçelim. Şöyle çizip notlarımı güzelleştireyim. Bunun için renkli kalem kullanacağım. Aa, bayıldım. Hadi şimdi renkleri değiştirelim. Şu anda kendimi sarı bir ruh halinde hissediyorum. İşte gayet güzel oluyor. Ama dikkatli olmam lazım. Aa, bu kalem hiç güzel çizemiyor. Aptal kalem. Aklından ne geçiyordu senin? Aa, çok özür dilerim. Şey, elimden kaydı gitti. Ne oldu ki? Çok fena bir şey oldu. Hmm, gerçekten olacak iş değil. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Kalemin ucundan ufak bir parça kesiyoruz. Tamamdır. Ah, oh, çok güzel oldu bence. Şimdi bununla halledeceğiz. Ah, bunu dene. Ah, yine mi sarı? Müthiş. Ah, buna inanamıyorum. Hadi şunu bir test sürüşüne çıkaralım. Harika. Şu görüntüye bak. Resmen aklımı aldı. Mükemmel çiziyor. Süper oldu. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Çocuklar dikkatinizi verin. Bu renksiz bir ders olacak, anladınız mı? En iyisi şu kulaklarımı bir temizleyeyim. Ben kuralları pek takmam. Ne sinsiyim ama. Hiçbir şey beni engelleyemez. Parlak renklerin nesi yanlışmış ki? Bence çok güzel görünüyorlar. Ne aptalca bir kural işte. En kötü ne olabilir ki? Bir saniye. Parlak bir renk mi kullanıyor orada? Odaklan. Evet, tam düşündüğüm gibi. Buna nasıl cesaret edersin? Buna hemen bir son vermem gerekiyor. Demek beni dinlemiyorsun. Merhaba. Bunu alıyorum ve çöpe atıyorum. Sen orada kal bakalım. Seninle henüz işimiz bitmedi. İşte tam da buna ihtiyacım var. Al bakalım. Çekil önümden. Ne yapıyorsunuz? Of, gözüm yanıyor. Bu senin hatan. Ver şu kulak çubuğunu. Parlak renklere elveda de. Hepsi yok oldu. Bunu nasıl yaptınız? Sıradaki sensin. Çok ciddiyim. Bugün sınav günü. Umarım iyi çalışmışsınızdır. Ne dediniz? Sınavı tamamen unutmuşum. Of, olamaz. Bu çok kötü. Kalemim nerede benim? Neden böyle bir şey başıma geldi ki? Annie, bana bir kalem lazım. Üzgünüm. Bende de bir tane var. Olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Sınavdan kötü not alacağım. Orada neler oluyor? Benim kalemim yok. Bir saniye. Burada fazladan bir kalemim olmalı. Bir dakika. Bu işini görür sanırım. Al bakalım. Bu şaka mı? Neyse, bir deneyeyim. Bununla yazmak çok zor. İşe yaramıyor. Yok, bu kaleme yazamıyorum. Bir düşüneyim. Luna'yı daha fazla üzemem. Banka kartımızın çevresine bu ipliği sarıyoruz. Birkaç kere daha doladık mı tamamdır. Şimdi fazlalık kısmını kesebiliriz. İpliği kartın üstünden çekip topağın açılmamasına dikkat ediyoruz. Şimdi uçları buradan geçirip böyle düğüm yapıyoruz. Bu şekilde iplikten bir top yapıyoruz. Aynen bunun gibi. Şimdi kenarlarını kesip tarakla ipleri kabartıyoruz. Bunu yapmak çok zevkli. Bu aklıma yeni bir saç modeli getirdi. Bunu bir kenara koyuyoruz. Şimdi bir çubuğu plastiğe sarıp bir tüp yapıyoruz. Ve ucuna yapıştırıcı sürüyoruz. Bu kadar yeterli. Nerede benim kabarık pomponum? İşte buradaymış. Buna Barbie'yi yapıştırıyoruz. Güzel oluyor. Ama biraz parıltıya ihtiyacımız var. Daha sonra boncukları alıp pipetin diğer ucundan içine atıyoruz. İşte bu şekilde. Sonra tüpe kalemin içini sokup ucunu yapıştırıcıyla tıkıyoruz. Aksi halde yerinden düşebilir. Şimdi yapacağımız bir şey daha var. Bunun üstüne bir Barbie çıkartması yapıştırıyoruz. Ve işte hepsi bu. Bir pembe Barbie kalemi yaptık. Bu nedir? Macunla, gerçekten mi? Bunu benim için mi yaptınız? Harika. Müthiş. Teşekkür ediyorum. Bugün benim şanslı günüm. Artık sınavı bitirebilirim. Siz harikasınız. Bunu hak ettin. Sanırım artık başlayabiliriz. Sınav zamanı geldi. Bu sefer sınavı özellikle zor hazırladım. Hadi başlayalım artık. Ben de şu not verme işini bitireyim. Bence fazla sürmeyecek. Çünkü herkes F alıyor. Cevaplara bakmama bile gerek yok.
Aa, bir saniye. Oh, bir sorun var. Of, kalemin mürekkebi tükenmiş. Ne sinir bozucu. Aa, bir dakika. Aa, fena gitmiyor sanki. Şunun kalemini alayım Enes'i. Bir dakika. Bunun cevabını biliyorum. Buldum. Ah, kalemim nereye gitti? Bu kalem artık benim oldu. Durun. O kalem bana lazım. Ne var? Ben şimdi nasıl yazacağım? Bilmem. Kalemimi aldınız ama. Ay, çok kötüsünüz. Bebek gibi ağlamayı kes hemen. Notunu vereyim işte. Al bakalım. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ne yapmamı istiyorsun? Bu kızın sorunu ne? Yorumlarda bana yazın. Of, peki. Anne, ne yaptınız siz? Ah, B artı mı? Tamam, olur. Ah, sınıftan çık şimdi. Ah, peki. Bu işten nefret ediyorum. Çocuklar çok dayanılmaz. Ah, hayır. Kalkmak istemiyorum. Yaşasın. Sabahları uyanmayı seviyorum. Günün en güzel zamanı. Ah, yatakta kahvaltı. Hayır diyemeyeceğim. İğrenç. Bunu kesinlikle içmemeliydim. Aa, bir bakalım hangisinde daha az delik var. İhtiyacım olan her şeyi yanıma almalıyım. Mesela para. Herhalde bugünlük bu bana yeter. 401, 2, 3, 4, 5. Dün gece daha çok çalışmalıydım. Of! Nasıl yani? Bana böyle çarptığına inanamıyorum. Ah, galiba bana bir mesaj geldi. Bir saniye. Parti! İnanamıyorum. Bunu tamamen unutmuşum. Ah, evet, çok heyecanlıyım. Aa, berbat. Partiye bunu giyerek gidemem. Sorun değil. Onun yerine bu kazağı giyerim. Aa, hayır, bu da olmaz. Bir şeyler bulmalıyım. Gardıroba bir bakayım. Giyecek iyi bir şey varsa kesinlikle buradadır. Evet, bunu işe yarar hale getirebilirim. Ha? Nasıl yani? Herhalde bir şeye takıldı. Bu bir güve. Oh, bunu giymeme imkan yok. Onu geri ver dedim seni tüylü haşere. Onu alamazsın. Giymene bile gerek yok. Sen bir böceksin. Of! Of, üstü bir böceğe karşı kaybettiğime inanamıyorum. Hey! Sakın aklından bile geçirme. Beni duyuyor musun? Çeneni o kazaktan uzak tut. Hayır. Dur. Ay, bir şey yapmam lazım. Terlik. Ah, tabii ki. Ay, tam isabet. Hayır. Galiba onu daha da kızdırdım. Uzak dur benden. Toz içindesin. Olamaz. Bir şey yapmalıyım. Aklıma hiçbir şey de gelmiyor. Dalyan çizerek koşmaya devam etmeliyim. Bekle. Dur. Onun yerine bu nefis kokan kaza ne dersin? Hayır mı? Ay, eyvah. Dikkat dağıtma planım işe yaramadı. Ne oldu? Ah, neyse ki beni kovalamayı bıraktı. Ama kızım hala onda. Ah, üstelik şimdi bütün dolabı ele geçirdi. Ha? Bu da ne? Hey, bekle bir saniye. Aklıma harika bir fikir geldi. Evet, sadece bu kağıda ve bir makasa ihtiyacım var. Oyuna geri döndüm. Tamam, işe başlama vakti. O parti beni beklemez. Kağıdı buradan kesmeye başlıyorum. Güzel, düz çizgiler olmalı. Havalı görünmeliyim, tuhaf değil. Birkaç makas darbesi daha ve iş oldu. Sadece birkaç kırpma daha ve işte başlıyoruz. Güle güle makas. Şimdi bu kağıdı düzenlemeliyim. Bir iki katlama yapsam yeter. Katlamak her zaman işe yarıyor. Tamam, sanırım oldu. Şimdi bir deneyeyim. Evet, tam da hayal ettiğim gibi oldu. Böyle harika bir elbise giymek varken güvenin yediği kaza ne yapayım? Bay bay. Evet, VIP biletim olduğunu ben de biliyorum. Ama üstüme giyecek hiçbir şeyim yok. Ciddiyim. Hayatım şu an o kadar zor ki kimse anlamıyor. Bakalım burada ne varmış? Bu ne renk böyle? Zeytin mi? Hayır. Gümüş mü? Bu geçen haftanın modasıydı. İğrenç. Giyebileceğim tek bir şey bile yok. Ne berbat bir gün. Aksesuarım bile yok. Şu ayakkabıya bir bak. Tek kelimeyle berbat. Hayır. Bir şey yapmalıyım. Galiba aklıma bir fikir geldi. Aa, galiba biri beni arıyor. Ha, alo. Paris, yardımına ihtiyacım var. Giyecek hiçbir şeyim yok. Aa. Bana mutlaka yardım etmelisin. Aklımı kaçırmak üzereyim. Ah, evet, yardım edeceğim. Ah, çok sevindim. Okay. Aa,
Ah, neden bu kadar uzun sürüyor? Sonuçta sadece Paris'ten geliyor. Ah, görüyorum ki sonunda gelebilmişsin. O zaman işe koyulalım. Zaten yeterince vakit kaybettim. Bu partiye özel olarak yapılmış bir şeye ihtiyacım var ve o bana hemen lazım. Ölçülerimi daha hızlı alamaz mısın? Ah, evet, ölçülerin tamamen doğru olduğundan emin olmak istiyorum da. Üstünüze olmayacaksa özel bir şey yapmanın anlamı yok, değil mi? İşte bitirdim, hemen dönerim. Sonsuza kadar sürmese iyi olur. Ay, inanamıyorum, buna bayıldım. Gelinlik şıklığı. Bu benim başlatmayı planladığım bir trend. İşte ödemen. Ah, sonunda partiye gelebildim. Neden hala kimse bana ilgi göstermiyor? Bu da neyin nesi böyle? Ne giyiyor bu? Ah, bir çanta mı? Bu kız da kim olduğunu sanıyor. Beni gölgede bırakıyor. Çekil yanımızdan, bu elbiseyi görmemiz gerek. Ben kendim yaptım. Bip bip. Çekini yoldan. Çok havalı giriş yaptım doğrusu. Başka türlüsü zaten mümkün değil. Yaşasın, ders zamanı geldi. Skuterimi kilitlemem lazım. İhtiyatlı olmakta yarar var. Bir dakika. Bu da ne? Ben de okula kaygayımla geldim. Çok harika bir şey. Ne diyorsun? Şuna bir bak. Bir dakika bekle. İşte oldu. Dur, dur. Kontrol edemiyorum. Demek sonun böyle olacaktı. Sanırım kurtaramayacağım. Nasıl, tehlike geçti mi? Sen çıldırdın mı? Beni yaralayabilirdin. Çok sinir bozucu birisin. Pardon, şu gidonumu çıkarayım. Hadi sen de gel sınıfa. Bu şarkıyı çok seviyorum ama ders başlamak üzere. Bir sorun mu var? Merhaba sıra arkadaşım, nasılsın? İyi. Neden bu kız benimle konuşuyor? Benim de kulaklıklarım var. Çok güzel değil mi? Bunu görmedin ama. Kablonun mu yok artık? Neyse, boş ver. Ama güzel çalışıyor. Öyle olsun. Sen de şuna bir bak. Bu en son model. Kıskandın mı? Yok, pek değil. Belki birazcık olabilir. Bir dakika, çöp kutusunun içindeki nedir? Bu bir karton parçası. Bu aklıma bir fikir getirdi. Sadece birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Şimdi neler yapıyor öyle? Vay canına. İşte klavye hazır. Şimdi bir ekrana ihtiyacım var. Bu resim işimizi görür. İşte benim bir laptopum oldu. Şimdi kim kıskandı bakalım? Çok acınası bir durum. Yalnız sende bir şey eksik. İşte farkı yaratan budur. Anladım. Benim de bir elmam var. Bunu kartonun üstüne koyup yerini güzelce bantlıyoruz. Yoksa elinden düşebilir. İşte bu kadar. Bunu görmen lazım. Gerçekten yaptın mı onu? Çok komiksin. ne yapalım? Ben sonuçtan memnunum. Asıl önemli olan bu. Çok yoruldum. Biraz serinlemem gerekiyor. Hoşam. Altın fanınızı getirdim efendim. İşte açıyorum. Sadece size özel serin bir esinti. Çok iyi geldi. Bana da ondan gerek. Şu kartonu kullanabilirim. Böyle çok daha iyi. Sen serinlemeyi elinle mi yapıyorsun? Ben ellerimi asla kirletmem. Demek öyle. Şimdi sen görürsün. Haklısın. Çok iyiymiş. Az önce benim esintimi mi çaldın sen? O vantilatör benim. Çok iyi. Yapma şunu. Bu bana lazım. Bunu yapmayı keser misin? Bu tarafa çevir. Asla. Ders nasıl gidiyor? Başım döndü resmen. Durun artık, ciddiyim. Başlattı ama. Bu durumda yapılacak tek bir şey var. Bakamayacağım. Tamam mı artık? Öğretmen ne yapıyor? Size bir şey göstermem gerekiyor. Bunu izleyin. Tulumumu vantilatörün üzerine koyup bacaklarını size doğru uzatacağım. Kafam karıştı benim. Neler oluyor burada? Bekleyin ve görün. Vantilatörü açıyorum. Bakın nasıl esiyor. Vay canına, müthiş. Çok iyi geldi doğrusu. Hadi şu ders bir an önce bitsin. Daha bir sürü şey almam lazım. Arada hızlıca bir atıştırayım. Bu kek tam istediğim şey. Şu çikolatalı nefis şeye bak. Çok lezzetli. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Kağıdını da ders için kullanabilirim. Peki. Kalemim nerede benim? Bir dakika. Bunları kullanamam. Şunlara bir bak. Çok minikler. Olacak iş değil.
Ne yapacağım ben şimdi? Senin kalemin o mu? Çok utanç verici. Ben bu kalemleri Paris'te özel yaptırdım. Müthiş, birini alabilir miyim? Kalemlerimden birini mi istiyorsun? Kesinlikle olmaz. Of, ne kötüsün. Hayat böyledir. Bunun işi bitti. Aa, bir dakika. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şu kutuyu alayım. Bu gazoz hoşuma gidiyor. İçinde az bir şey kalmış olmalı. Ah, o ses de ne? Buna inanamıyorum. Artık işe koyulma zamanı. Pipeti masaya koyup bir ucuna bu kalemi, diğerine de bu kalemi sokuyoruz. İşte çok güzel oldu. Artık yeni bir kalemim oldu. Hadi bir deneyelim. Yaşasın, işe yarıyor. Sen ciddi misin? Kimsenin beni onunla görmesini istemezdim. Hangi kalemi kullansam acaba? Ah, tamam bunu. Bugün sınav günü. Sınıfta kesinlikle telefon olamaz. Dur bakalım. Olduğun yerde kal. Umarım üstünde telefon yoktur. Bir dakika. Bu doğru mu yani? Ya şey, hemen dönerim. Ne oldu şimdi böyle? Çok tuhaf. Telefonumu almasına izin veremem. Ne yapsam acaba? Hadi düşün. Bu da ne? Bu bir kalem kutusu. İşte buldum. Ben bir dahiyim. Kalemleri kutudan çıkarıp telefona yer açıyoruz. Ortadakileri alsam yeter. İşte oldu. Şimdi maket bıçağımızı alıp kutuyu kesmeye başlıyoruz. Kesilen yerin telefonla aynı boyutta olması gerekiyor. Buraya bir kapak yapıyoruz. Bence oldu gibi. Telefonumuzu içine koyup kapağını kapatıyoruz. Artık kimsenin anlaması mümkün değil. Pekala, işte başlıyoruz. Selam, yine ben geldim. Artık derse girebilir miyim? Birazdan bunu anlayacağız. Üstünü bir taramam gerekiyor. Bu gerçekten gerekli mi? Gerçekten yok üstünde bir şey. Hiçbir şey çıkmadı. Sessizce bir şey yapmıyorsun değil mi? Aklımdan bile geçirmedim. Biraz gerginsin sanki. Tamam, geçebilirsin. İşe yarayacağını biliyordum. Sırada kim var? Başardım. Bence tehlike kalmadı. Artık telefonumu çıkarabilirim. Şimdi bütün soruları cevaplayıp kesinlikle A alacağım. Yalnız doğal davranmam lazım. Bu nedir? Şaka yapıyorsunuz herhalde. İçeri girebilir miyim? İçeri telefon giremez. Okay. Of, alın gitsin. Bunun için çok meşgulüm. Ah, ne kolay oldu öyle. Böyle bir kural olduğuna inanmıyorum. Neyse ki yanında yeni bir telefon daha var. Diğeri zaten 3 aylık olmuştu. Yani değiştirme zamanı gelmişti. Böyle çok daha iyi. Öğretmen bilmeden bana iyilik yaptı. Biraz da internete alışveriş yapayım. İyice gerin. Kaslarının yandığını hisset. Uf, zorunda mıyım? Dur, şimdi biraz ter atalım. Ay, bundan nefret ediyorum. Acı yoksa kazanç da yok. İyi de ben hiçbir şey kazanmak istemiyorum. Aklıma bir fikir geldi. Belki bu seni canlandırır. Aa, çikolata mı? Tamam, o zaman. Hadi durma. Bırak şunu. Bir dakika. Çok nefisti. Bunun için üzgünüm. Artık yeter. Farklı bir şey denemem lazım. İşte bu işe yarayabilir. Öğretmen ne yapıyor? Sence ne yapıyorum? Şu altın rengi kumlara bak. Of, harika, oraya gitmek istiyorum. İşte başlıyoruz. Plaj için hazır olman lazım. Aa, nihayet işe yarıyor. Birazdan dönerim. Devam etmem lazım. Aa, çok komik bu. Başlamaya hazır mısın? Bu çok eğlenceli olacak. Hiç öyle sanmıyorum. Yapacak daha iyi işlerim var. Selfie. Hadi bakalım. Bunu yapmaktan keyif alacaksın. Demek beni rahat bırakmıyorsunuz, öyle mi? Peki, verin şu ağırlıkları. İğrenç. Bunları kullanmamı mı istiyorsunuz? Şunlara bir bakın. Çok iğrenç. Bunlara asla dokunmam. Alo. Yardıma ihtiyacım var. Tamam, şimdi bekliyoruz. Şunları bir göreyim. Evet, çok iyi. Antrenman yaparken güzel görünmem lazım. İşte olay bu. Çok güzel görünüyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hey, kes şunu. Bana düdüğümü kullandırtma. Bunu yapmayın. Peki, şimdi yerimizde koşuyoruz. Hadi başla. Hayır, ben koşmam. Peki o zaman. Bak ne buldum. Hadi tak şunu. Neler oluyor? Bu da nedir? Bir saniye bekle. Ve başla. Her şey değişti bir anda. Şu altın rengi kumsala bak.
Bunun hoşuna gideceğini biliyordum. İşte bu iş bu kadar. Yaşasın. Artık beni hiçbir şey durduramaz. Bir dakika, olamaz. Belki de bu iyi bir fikir değildi. Ben kaçıyorum. Hazır mısınız çocuklar? Sınav zamanı geldi. Başarısız olmaya başlayabilirsiniz. Hadi. Sürpriz sınavlara bayılırım. Bunun sonu hiç iyi olmayacak. Bunların hiçbirini anlamıyorum. Şu soruyu sevdim. Psst, Madison, hey, buraya baksana. Ha? Ne oldu? Bana yardım eder misin lütfen? Evet, tamam. Hızlıca not alıyorum. İhtiyacın olan her şey burada var. Uçak postasıyla geliyor. Sunny, yakala. Yola gelsin. Hayır, yollayamazsın. Buna bir son vereceğim. Kağıt uçağım. Bunu bir daha deneme. Çok ciddiyim. Tabii, nasıl isterseniz. Harika. Şimdi ne yapacağım? Belki şansım yaver gider. Evet, doğru. Özür dilerim, denedim. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Bir dakika, yazı tahtası. Evet, buldum. Defterime ihtiyacım olacak. Onu başka bir şeye dönüştüreceğim. Defteri siyaha boyayacağım. Ama bu sıradan bir boya değil, kara tahta boyası. Defterimi bu boyayla kaplayacağım. Düzgünce sürmeye çalışıyorum. Neredeyse bitti. İşte bu kadar. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Çok uzun sürmez. Sonra bir parça tebeşir alacağım. Cevabı boyanın üzerine yazabilirim. Aynen böyle. Sonra da silerim. Mükemmel oldu. Sunny'ye yardım etme zamanı geldi. Buna çok şaşıracak. Ben de matematiği daha çok çalışmış oluyorum. Herkes için çok faydalı. Tamam. Sunny, hey, baksana. Vay canına. Cevabı bulmak üzereyim. Bunu biliyordum. Teşekkürler Madison. Anladın mı? Güzel. Tut öyle. Ha? Neler oluyor? Hey, kopya çekmek yok. Cevabı silmem lazım. Bunu görmemeli. Kopya çekmiyorum ki. Bakın, bu sadece bir defter. Tamam, özür dilerim. Herhalde hayal görmeye başladım. Teste devam edin o zaman. Teşekkürler Madison, sen harikasın. Lafı bile olmaz. Bu dersin bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Uzadıkça uzadı. Yaşasın, işte bitti. Bayağı zor işte. Güle güle Sunny. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Hadi gidiyorum. Ne? Sunny? Olamaz, iyi misin? Sana yardım edeyim, şuraya otur. Ne oldu? Bilmiyorum. Hiç şaşırmadım. Bir dakika. Kalemin üstüne basıp kaymışsın. Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğim. Bir karton parçasını bu şekilde keserek başlıyorum. Sonra siyah bir kaleme ihtiyacım olacak. Kalemle kartonun kenarından geçiyorum. Sonra ayrıntılarını yapacağım. Bu şey iki sevimli kedicikten oluşacak. Harika görünecek. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi onu ters çevireceğim. Yapılacak bir şey daha var. Kartona mıknatıs yapıştıracağım. Kediciklerin birini deftere yerleştiriyorum. Sonra kalemi ortasına koyuyorum. Defteri kapatabilirim. Mıknatısları birbirine tutturuyorum. O kalem artık yerinden oynamaz. Ne düşünüyorsun seni? Vay canına, teşekkürler Madison. Bu tam ihtiyacım olan şey. Hadi gidelim. Bu ruj rengine bayılıyorum. Şşt, konsantre olmam lazım. İşte iyi görünüyor. Bir kesik daha atalım. Başardım. Şimdi biraz yapıştırıcıya ihtiyacım var. Sadece azıcık sıkacağım. Evet. Sanki biraz fazla oldu. Kendimi kaptırdım. Yapış yapış oldu. İğrenç. Çok tuhaf geliyor. Yaramaz yapıştırıcı şişesi. İyi misin? Ne oldu? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ortalık batmış. Bugün bunu 4. kez yapıyor. Ona yardım etmem gerek. Tam da ona uygun bir şeyim var. Bu rolon şişesi günü kurtaracak. Yapıştırıcıyı uzatsana. Bunu mu istiyorsun? Seni uyarıyorum. Şişe kontrolden çıktı. Ne yaptığımı biliyorum, tamam. Önce şişeyi boşaltıyorum. Sonra yapıştırıcı içine dökebilirim. Dikkat edeyimde ortalığa damlamasın. Madison gibi olmak istemiyorum. Sonra bize yapışkan kardeşler derler. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi rolon şişesinin kapağını takabilirim. Bu senin için. Ha? O nedir? Bunu kullanmamı mı istiyorsun? Aha. Bundan emin misin? Bana şans dile. Vay canına, şuna bak. Tam da gerektiği kadar yapıştırıcı sürülüyor. Bence hazır. Kevin buna bayılacak.
İnanamıyorum, isimlerini bile yanlış yazmışlar gördüğüm en kötü sınav. Hmm, kalemim yazmıyor. Aa, herhalde mürekkebi tükendi. Bir sallayayım şunu. Aa, en iyisi bu olmamış gibi davranayım. O kalem yerine bunu kullanabilirim. Of, yerden alayım şunu. Tamamdır. Aa, nerede kalmıştım? Ha? Kalemim nereye gitti? Aa, hemen şuradaydı. Aa, çok uzağa gitmiş olamaz. Şimdi bu sınavlara nasıl not vereceğim? Bir saniye. Aa, bu benim sadık tutkal tabancam. İşte tam ihtiyacım olan şey. Tutkal tabancam gibisi yoktur. Yüzümüzü alıp üstüne bir kat tutkal sürüyoruz. Sonra buraya bir silgi yapıştırıyoruz. Şimdi de kırmızı tutkal lazım. Bunu F yazması için kullanacağız. Tutkalı kurumaya bırakıyoruz. Aynı şekilde A harfi için de yapıyoruz. Ama bunu pek sık kullanacağımdan emin değilim. Not vermeye devam edebilirim artık. Sen F aldın. Peki ya bu? A aldı. Şaşırtıcı. Bu işimi kesin hızlandırıyor. Keşke daha önce aklıma gelseydi. Ah, hepsi bitti. Notlarınız hazır çocuklar. Aa, nasıl yani? Ah, kalemlerim. Eyvah. Burada neler oluyor? Aa, hiçbir şey. Ah, nasıl akıl edemedim bunu? Hepsi Naomi'nin fikriydi. Hey, kes sesini. Çok kızgınım size. Ha, bir dakika. Yüzüm hala parmağımda. Bir şey değil mi? Aa, unutun gitsin. Aa, tırnaklarımı kesin uzatmam lazım. Bu renklere bayılıyorum. Aa, ders ne olacak? Aa, evet, onu unutmuşum. Sorun yok. Siz bakın işinize. Biz bekleriz. Bugün ilk günüm de. Ah, belli oluyor. Bu kalemleri alın ve resim yapmaya başlayın. Aa, bu kalemlere ihtiyacımız yok. Biz kendi kalemlerimizi kullanabiliriz. Bunlar çok daha eğlenceliler. Aa, sanırım ben tükenmez kalem kullanacağım. Oo, bu ne kadar güzel bir renk. Ben şirin kalpler çizerek başlıyorum. Hmm, pek iyi olmadı. Hadi bir daha deneyelim. Şunları bir sileyim. Aa, bu aklıma bir fikir getirdi. İşim bittiğinde harika görünecek. Silgiye ufak kesikler atıp parçaları ayırıyoruz. Ve böylece farklı şekiller oluşturuyoruz. Sonra silgileri boya paletine bastırıyoruz. Bak, aynı baskı gibi oluyor. Bayıldım. Vay canına, şuna bak. Çok güzel oldu. Bu arada saçlarımı halledecek zamanım kaldı. Bu derse bayılıyorum. Vay canına, çok zekice. Keşke ben de böyle şeyler yapabilsem. Hmm, ama ben kalemin kapağına böyle şekil veremem. Olamaz. Uf, bak ne yaptım. Ah, çok kötü olmuş. Ha, bir saniye. Sanırım ne yapacağımı buldum. Saç düzleştiricini alabilir miyim? Ha? Aa, peki. Teşekkürler. Bana bir şey daha lazım. Bu ufak kare köpük. Süper. Hadi o zaman başlıyoruz. Köpüğü saç düzleştiricisiyle ısıtıyoruz. Daha sonra köpüğü kalem kapağının üstüne koyuyoruz ve bir miskiti üstüne bastırıyoruz. Böylece köpüğün üstünde bir çukur oluşturuyoruz. Sonra çukuru etrafından kesiyoruz ve ince bir kat tutkal sürüyoruz. Daha önce simli köpükten bir kalp yapmıştım ve kalemin kapağını bu köpükle kaplamıştım. Vay canına, ne harika bir kalem oldu. Aynı şeyi diğer kalemlere de yapıyoruz. Çok eğlenceli görünüyorlar. Hey Naomi. Ne var? E, şuna bir baksana. Tam olarak neye bakmam gerekiyor? Kalemlerime elbette. Aa, nereye gitmişler? Aa, buna inanamıyorum. Aa, onlar benim ama. Aa, kendimi müthiş hissediyorum. Ama onları yapmak için çok uğraşmıştım. Masamın düzenli olmasını seviyorum. Aa, hiç fena gitmiyor. Şimdi bir yaprak çiziyorum. Sanki şu an bir ormanın tam ortasındayım. Resimde hiç iyi değilim. Naomi'ye göre resim yapmak çok basit bir iş. Bir de gösteriş yapmasa. Ben de elimden geleni yapayım. Aa, bir saniye. Bu çıkartmaları unutmuşum. Hmm. Defterim biraz sıkıcı görünüyor. Sanırım güzel bir şeyler yapabilirim. Denemeye değer. Bir kağıda daire çizerek başlıyoruz. Sonra bir gülen yüz çiziyoruz. Gözlerle başlıyoruz. Ne mutlu bir adam bu. Sonra mutlu yüzü kağıttan kesip ayırıyoruz. Ve kağıdının üzerine koyuyoruz. Sonra gülen yüzümüzün üstünü bantla kaplayıp üstünü düzeltiyoruz. Ve kırışıklıkları gideriyoruz. Şimdi yüzümüzü çevresinden kesiyoruz. Harika görünüyor. Ama bize bundan daha fazlası lazım. Harika, tam istediğim gibi oldular. Şimdi pişirme kağıdının altından sıyırıyoruz. Ve çizdiğimiz resimleri defterimize yapıştırıyoruz. Ah, bu kurbağa çok şirin.
Defterimiz şimdiden güzelleşmeye başladı. Üstelik yapması da çok kolay. Vay canına. Psst, Naomi. Evet. Vay Julie, ne güzel olmuşlar. Bana da verir misin çıkartma? Hayır. Ne? Lütfen. Hadi ama lütfen. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Peki, al o zaman. Nasıl yani? Çıkartmanın yarısını mı verdin? Derse odaklanın çocuklar. Buldum. O yelpaze aklıma bir fikir getirdi. Şimdi bana defterim lazım. Birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Defteri yarım daire şeklinde kesiyoruz. Sonra üstüne tutkal sürüyoruz. Sonra üstüne bu keçeyi yapıştırıyoruz. Onun da üstüne daha küçük beyaz bir parça ve son olarak kırmızı bir parça yapıştırıyoruz. Şimdi bir şey benzemeye başladı. Daha önceki cidden gözleşi şeklinde parçalar kesmiştim. Bunlar çekirdekler oluyor. İşte bitti. Karpuz şeklinde defterim hazır. Biliyorum. Çok etkileyici oldu. Fena değil sanırım. Belli ki kıskandın. Tamam, sorun değil. Vay canına, müthiş. Buna daha yakından bakmam lazım. Alt üstü defter işte. Bu bana lazım. Karpuzu çok severim de. Ama az evvel ne oldu öyle? Yapacak bir şey yok. Bunu da koleksiyonuma katacağım. Burası ısındı mı ne? Defterimle biraz serinleyeyim. Çok daha iyi. Bu dersten nefret ediyorum. Şimdi öyle oldu demek. Bugün size heyecan verici bir şey göstereceğim çocuklar. Nedir? İşte bu harika gökkuşağı. Tamam, alkışlamanıza gerek yok. Neden siz de bir denemiyorsunuz? Bence iyi bir fikir. Bir dakika, hiç kalemim yok. Bu çok eğlenceli olacak. Naomi'nin kalemlerine bak. Hey eski dostum. Olmaz, kalemlerimden alamazsın. Niye böyle kötü olmak zorundasın ki? Harika, tam ihtiyacım olan şey. Peki, bunu alabilirsin. Teşekkürler. Bir dakika, bu makasla ne yapacağım ki? Şimdi gökkuşağıma dönebilir miyim? İşte defterimizin kapağını boyamakla başlıyoruz. Bunu soldan sağa çapraz şekilde yapıyoruz. Bunun için farklı renkler kullanıyoruz ve renklerin iç içe geçmesini sağlıyoruz. Bu sayede harika bir efekt yakalıyoruz. Kapağı şeffaf bir bantla bantlıyoruz. Bantın üstünü akrilik boyayla boyuyoruz. Katların eşit olmasına dikkat ediyoruz ve boyayı kurumaya bırakıyoruz. Sonra bir silgi alıp kapağın üstündeki boyayı kaldırıyoruz. Kapağın üstünde çapraz çizgiler olmalı. Vay canına, bayıldım. Çok güzel olmuş. Bana bilmediğin bir şey söyle. Ben hiç böyle şeyler yapamıyorum. Bu konuyu düşünmem lazım. Hiç yaratıcı değilim. Bir dakika. Belki bu tüylü bantı kullanabilirim. Yani en azından denemeye değer. Yalnız bundan birkaç tane daha lazım. Yeşili varmış burada. Daha farklı renkler de var mı acaba? Her şey yolunda mı Julie? Ben birazdan dönerim. Çok sinsice hallettim doğrusu. Ama ihtiyacım olan her şeyi aldım. Vay canına, çok iyi. Şimdi bize bir tutkal tabancası lazım. Defterin kenarına ufak bir damla tutkal sürüyoruz. Sonra bantın küçük bir parçasını oraya yapıştırıp farklı renklerle devam ediyoruz. Defter kapağı kaplanana kadar bunu yapıyoruz. Vay canına, şuna bak, gökkuşağı gibi oldu. Ne düşünüyorsun? Güzel oldu değil mi? Vay canına, bunu nasıl yaptın? Bu beğendiğin anlamına mı geliyor? Bitirdiniz demek. Evet, üstelik çok kolay oldu. Renklerin zıtlığına bayıldım. Vay canına, çok güzel. Bu benim tüylü saç bantlarıma benziyor. Neden bahsettiğinizi hiç anlamadım. Bir dakika, bunlar eksilmiş. Julie, sen ne yaptın? Bir dakika, Julie, nereye gitti bu? Olacak iş değil. Evet çocuklar, bugün sınav günü. Bu biraz zor olacak. Başlayabilirsiniz. Hadi o zaman. Zormuş. Kalemlerim nerede? Normalde burada olurlardı. Bu çok tuhaf. Hayır, kesinlikle burada değiller. Sen de kimsin? Neyse, boşver. Sorun mu var Julie? Tamam, ben çantamdan bir kalem alayım. Burada birkaç tane olması lazım. Bu nedir? Şirinsin ama şu an sana ihtiyacım yok. Sıramı değiştirebilir miyim? Ben de bunu arıyordum. Tekrar egzersize başlasam iyi olur.
Ah, kolum bir anda kısıldı. Ah, bunların burada ne işi var? Ah, bunun nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Hiya! Olmaz. Aslında bunu daha kullanabilirim. Aa, bununla uğraşacak vaktim yok. Hah! Aa, bu da nedir? Bunlar sana mı ait? Ya, onları ben hiç görmedim. Aa, peki. Evet, hepsi benim, üzgünüm. Sorun nedir Cüreyya? Ne arıyorsun sen? Aa, sanırım bir fikrim var. Sen neden bahsediyorsun? Ah, şu lastiği alıyorum. Bu tam ihtiyacım olan şey. Teşekkürler. Ne oluyor? Ah, o örümcek mi? Aa, uzaklaştırın şunu benden. Lastiği defterimizin üstüne koyuyoruz. Yerini sabitlemek için tutkal kullanıyoruz. Sonra altına bir kalem koyuyoruz. Kalemin hemen yanına yine tutkal damlatıyoruz. Ben simit tutkalı tercih ettim. Sonra defter, pergel gibi diğer kırtasiye malzemelerini diziyoruz. İhtiyacım olan her şeye yetecek boşluk var. Yaşasın, artık bunun sayesinde hiçbir şeyimi kaybetmeyeceğim. İşte her şey yerli yerinde. Çok kullanışlı oldu. Şuna bir bak, hepsini kendim yaptım. Julie. Ah evet, sınav. Onu unutmuşum. Ah, o örümcek çok iğrençti. Acele edip sınavı bitirmem lazım. Aa, süremiz doldu. Kalemlerinizi bırakın artık. Gelip kağıtlarınızı toplayacağım. Vay canına, tam zamanında bitirdim. Ha? Ha, bitti mi hemen? Ama ben daha yeni başlamıştım. Ver şunu bana. Hayır, bekleyin. Bu konuda konuşabiliriz. Sanırım Julie sınavdan kalıyor. Hayal kırıklığına uğradım Julie. Ama defterimi gördünüz mü? Yeni telefon kılıfıma bayılıyorum. Vay, o da ne? Biliyorum, hep aynı tepki alıyorum. Oo, bir bakalım şuna. Vay canına, çok şanslısın. Senin kılıfın nasıl? Benimkini mi? Ben de pek özel bir şey yok canım. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Ah, biri beni arıyor. Buna bakmam lazım. Vay canına, buna bayıldık Julie. Aa, selam. Günüm bir anda aydınlandı. Sınıftan çıktığım iyi oldu. Selam Naomi. Selam Leo. Sana bir şey vermek istiyorum. Bunu senin için kopardım. Bunu almanı istiyorum. Ah, teşekkürler. Bu çok hoşu. Bir saniye. Hey Leo, bu tam ihtiyacım olan şey. Çiçekleri pişirme kağıdının üstüne yerleştiriyoruz. Sonra üstlerini bantla kaplıyoruz. Bantın üstünü böyle düzeltiyoruz. Sonra çiçekleri kenarlarından kesiyoruz. Ve pişirme kağıdını alttan sıyırıp çıkartmamızı telefonumuza yapıştırıyoruz. Şimdi sıra diğerlerinde. Ah canına, çok güzel oldular. Ha? Bunu görüyor musunuz? Aa, yani popüler olan bendim hani. Artık değilsin. Bana da yapar mısın bunlar lütfen? İşe koyulma vakti. Ne? Bu çok acayip. Onda da tek boynuzlu atlı çanta var. Bakalım hangimiz daha iyiymişiz? İşte böyle. Bende bütün bir boya paleti var. Eminim şimdi beni çok kıskanmıştır. Benim farlarım da en az onlar kadar iyi. Ne zaman istersem göz makyajımı da tazeleyebiliyorum. Bende Wolverine pençesi, mum boyalar da var ama. Bu mu iyiymiş? Yeni rujuma bak. O kadar yeter mi yani sence? Bende tüp boyalar var. Of! Ona tahammül edemiyorum. Ve tabii fırçalarda. Hmm, hiç de havalı değil. Çünkü bende de bu var. İşte böyle tam takım makyaj fırçaları. Öf, iyi. Fırçalarıyla kazandı sanırım. Bir saniye. Daha işim bitmedi. Çünkü şu anda aklıma dahice bir fikir geldi. Bir yaprak keçe alıyorum. Bir de cetvel ve tebeşire ihtiyacım var. Birer santimlik çizgiler çiziyorum. Yanına bir sıra daha yapıyorum ve öbür tarafa da iki sıra daha. Oralara kesikler atıyorum. Artık kalem ve fırçalarım için hazır. Onları açtığım kesiklerden geçiriyorum. Şimdi bunu rulo yapabilirim. Pekala, rulo olunca üzerine biraz sıcak silikon sürüyorum. Şimdi de elastik bir banta sahip bu küçük fiyongu tutturuyorum. Ve işte bitti. Mükemmel oldu. Belki şuna bir bakmak istersin. Nasıl yani? Bu ne cüret? Ne oluyor bakayım orada? Ah, bir yarışmaymış. Kazananı açıklama zamanı. İşte. Aman tanrım, evet. Hep istediğim şey buydu. Buna inanamıyorum.
Pekala, bütün telefonlarımı aldım. Bir dakika. Hayır hayır, herkesin telefonlarını topluyor. Beni bunlarla hayatta içeri sokmaz. Tamam, bunları saklayacağım. Ceplerime ve her yere. Pekala, bu iyi. Sanırım bunları gizlice içeri sokmaya hazırım. Ah, bir dakika. Bir tanesini teslim edeyim de benden şüphelenmesin. Buyurun öğretmenim, işte telefonum, bana lazım değil. Ah, tamam, içeri girebildim. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Pekala çocuklar, bugün sınav günü. Süreniz kısıtlı, o yüzden işe koyulsanız iyi olur. Pekala, ilk telefonumu çıkarayım. Ah, şarj etmeyi unutmuşum ya. Şapkamdakine bakayım. Bu beni kurtaracak. Ay. Ha? O ses de neydi? Aa, sanırım bir şey değildi. Ucuz atlattım. Pekala, şimdi o fark etmeden telefonumu almalıyım. Yoo, ekran. O düşme yüzünden paramparça olmuş. Peki, başka bir telefon alayım. İşte kapşonumdaki. Nihayet şimdi sınavın içinden geçme zamanı. Ne oluyor orada? Onun kesin saklamaya çalıştığı bir telefonu var. Ona bir ders vermeliyim. Ha? Işıklara ne oldu? Ah, hey, psst. Ekranın ışığı parlıyor. Yok artık, şaka mı bu? Evet, telefonun var. Kendini çok kurnaz sanıyorsun. Pekala, şimdi sanırım tüm telefonlarını topladım. O kadar telefonu saklayabileceğine inanamıyorum. Olamaz, şimdi ne yapacağım? Bir dakika, onda ne var öyle? Çok kıskandım. Hey, çok etkilendim. Bundan mı? Çok kolaydı. Sadece yapışkan bant kullandım. Bant mı? Sen bir dahisin. Yoo, ders bitti bile. Sessizce gideyim. Parmak uçlarımda. Etrafımda kimse var mı? Yok gibi. Oh, Eva ne kadar güzel ve tatlı. Şunu kaldırayım çünkü şimdi cesaretimi toplamalıyım. Ona getirdiğim keke bayılacak. Amanın, işte geliyor. Hemen orada. Buradan gideyim. Şu köşeye saklansam iyi olacak. Tamam, dolabının oraya geldi. Telefonuna bakıyor. Hayır, hayır, hayır. Bu olmaz. Bu Jake. Selam Eva. Bunları sana aldım. Bana mı? Aa, çok leziz görünüyorlar. Şu çileği deneyeyim. Çok leziz. Bir tane ister misin? Hayır, bu haksızlık. Beni nasıl yendi? Pekala, işte bana bir fırsat. Bence bu lalelere bayılacak. Selam Eva. Ha, o da ne? Aa, selam. Bir şey mi lazımdı? Aa, şey ya, pardon, boş ver. Aa, peki. Bu güller ne güzel kokuyor. Eva'ya üzerine yazı yazacak bir şey lazım. İşte bana bir fırsat. İşte Eva, benim defterimi alabilirsin. Hadi benimkini al. Mor rengi sevdiğini biliyorum. Of, kesin yine Jack'inkini seçecek. Bak, hem de 3 tane var. Aa, senin defterinde eğlenceli bir şey var. Ne? Hadi ama. Bir avuç bol boncuk ve eğlenceli süs aldım. Bulabildiğim her renkten aldım. Sonra bu cips kutusunun kapağını çıkardım. Kenarına sıcak silikonla bir hat çektim. Sonra defterin üzerine bastırdım. İşte böyle. Bitti. Eğlenceli, ışıltılı bir defter. Bunu senin yaptığına inanamıyorum. Sana bu laleleri de getirdim. Tebeşirle bu kalbin içini dolduruyorum. Aa, acıktım. Yaşasın pizza. Pizza benim favorim. Bayılırım. Aa, pizza düşüp bütün tişörtüme bulaştı. Her yanım kirlendi. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Tişörtümü mahvettim. En sevdiğim tişörtü. Aman tanrım, aman. Tamam tamam, üzülme. Pekala, yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Tebeşir. Tabii ya, bunu kullanabilirim. Pekala, tebeşiri ve lekeli tişörtü aldım. Tebeşiri soslu kesenin üzerine sürüyorum. Tamam, işte. Hepsi kapandı. Şimdi çamaşır makinesine atıyorum. Tada! Bak, tişörtün temizlendi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Yaşasın. Teşekkürler baba. Hey, dur hele. Bu şekilde pizza yemek yok artık. İşte tekrar dökersen bu tişörtü korur. Bazen babam böyle günü kurtarır. Of, hiçbirini doğru yapamıyorum. Bu çok zor.
Peki bir de şöyle deneyeyim. Hayır hayır, bu da işe yaramaz. Of, bu hayatımın en kötü günü. Pekala, sakin ol ve tekrar hesapla. Yok, hayır, faydası yok. Ümitsiz bakayım. Ne? Amma kağıt ziyan ediyor. O sınavını nasıl bu kadar iyi yapıyor? Belki de ondan yardım istemeliyim. Ben mi? Sana yardım etmek mi? Tam bir eziksin. Of, hayatta olmaz. Bana kesin kötü davranır. O çok popüler biri. Burası da ısındı mı ne? Çok sıcak gelmeye başladı. Ha? Hey, ne var? Şey, yok bir şey. Yok artık. Neredeyse bütün testi yapmış, bitirmiş. Yeter artık, ondan yardım isteyeceğim. Yardım mı? Tabii, seve seve. Bak, sana bir matematik numarası göstereyim. Sonraki sayıların çevresine bir çerçeve çiz ve onları çarp. Sonra aynısını baştaki sayılara da yap ve sonucu yaz. Şimdi bu iki sayıyı da toplayıp ortaya yazacağız. Bak, işte cevap bu. Al bakalım. Aa, çok teşekkürler. Çok nazik ve bilgelisin. Nihayet sınavı bitirebilirim. Evet, kompozisyon yazmaya bayılıyorum. Çok güzel. İddialı gerekçeler ortaya atmak hoşuma gidiyor. Vay canına, hemencecik ne çok yazdı. Tuhaf. İyi bağlantılar kurmak da önemli tabii. Öf, bu törpü körelmiş. Başka bir tane gerekli. Yok, büyük yeşil olan lazım sanırım. Oo, bu fikrimi de yazmayı unutmayayım. Evet, pekala. Şimdi sıra mükemmel bir bitişte. Aa, olamaz. Kurşun kalemimin ucu bitti. Olamaz. Bu olmadan kompozisyonu nasıl tamamlarım? Hey, bana ödünç verebileceğin bir kurşun kalemin var mı? Ha, kusura bakma. Sadece bu var. Aslında işime yarayabilir. Versene. Evet, işe yarıyor. Törpüledikçe kalem de açılıyor. Güzel. Kompozisyonumu bitirene kadar bu yeter bana. Hey, acaba benim için de bir kompozisyon yazabilir misin? Tabii. Sana borcum var sonuçta. Evet, telefonuma döneyim. Ah, çok sıkıldım. Beni hep güldürüyorsun Leo. Aa, olamaz kalemim. Aa, çok sinir bozucu. Ha, ne yapıyor bu? İşte tam ihtiyacım olan şey. Önce kutunun kapağını çıkarıyoruz. Sonra alt tarafına bir kalemtıraş yapıştırıp kapağı yerine takıyoruz. Şimdi bu tutkal tabancasını alıyoruz. Kutunun yan tarafına tutkal sürüp yanına bir dondurma çubuğu yapıştırıyoruz. Tutkalın kurumasını bekliyoruz. Şimdi bir parça köpükten yarım daire kesiyoruz. Kutunun tabanına biraz daha tutkal sürüp köpüğü buraya yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Kutuyu bu renkli fon kağıdıyla sarıp üstüne bu köpüğü ekliyoruz. Köpüğü kutunun çevresine sarıyoruz. Sonra birkaç ufak süsleme daha ekliyoruz. Buraya şirin gülen bir yüz yapıyoruz. Sonra da bunları ekliyoruz. İşte dondurmamız hazır ama bunun dahası var. Bunu kalemimizi açmak için kullanabiliriz. Çok güzel bir pratik oldu. Bak işte böyle. Artık bütün talaşlar kutunun içine toplanacak. Kendimi biraz fazla kaptırdım galiba. Ucunu kırmasam bari. Kalem korkumu algılayabiliyor. Hadi bakalım. Aa, şaka yapıyorsun herhalde. Bu çok sinir bozucu. Bunun olacağını biliyordum. En azından artık bir kalem tıraşım var. Hadi bakalım. Sınav başlıyor. Konuşmak yok. Gözüm üzerinizde ona göre. Bence bu sınav güzel geçecek. Bence de öyle. Gerçekten mi? Sence de mi? Göreceğiz bakalım. Bu sınavdan en iyi notu ben alacağım. Öyle mi dersin? Görelim o zaman. Şimdi biraz kopya çekelim. Hey, uzaklaş şuradan. Ah, tam bir ineksin. Hey, ne dedim ben size? Bunun için zamanım yok. Neyse ki ben de her zaman hazırlıklıyımdır. Kopya becerim için almalıyım. Ha, ne dedin sen? Öğretmenim, şuraya bakar mısınız? Sen ne yapıyorsun Leo? Kuşları gözetliyordum desem. Kes şunu hemen. Beni bilirsiniz, ben örnek bir öğrenciyim. Ay, ne demezsin. Çubuklu dondurma. Hey Julie. Gene ne var? Değiş tokuş etmek ister misin? Hiç sanmıyorum. Bunun işe yarayacağını düşünmüştüm. Ama pes etmek yok. Yalnız çok nefis görünüyor. Benim zayıf noktamı iyi biliyor. Peki, ben yerim o zaman. Hemen şunu bana. Al cetvelimi. Buna kesinlikle değdi. Her saniyesinden keyif aldım. Bir saniye. Bu dondurma çubuğu bana bir fikir verdi. Ama birkaç tane daha lazım. Şu kalemleri de alalım.
Önce dondurma çubuklarını boyayıp şimdilik kenara bırakıyoruz. Sonra bir şerit fon kağıdı alıp üzerine bu iki şekli çiziyoruz. Sonra şekilleri kesiyoruz. Şimdi dondurma çubuklarından birini böyle koyuyoruz. Ve cetvelimizi hizalayıp çubuğa bu çizgileri çiziyoruz. Yani cetveli kopya ediyoruz. Şimdi üstüne küçük bir yüz çiziyoruz. Bu kadar çizim yeter. İşte çok sevimli bir cetvelimiz oldu. Üstelik yapması da çok kolay. Hey, ne diyorsun? Şişt, konsantre olmam lazım. Ha, bu da ne böyle? Hey! Ah, benim hatam. Beni kandırdı demek. Üstelik dondurmamı da aldı. Sınavımı bitirsem iyi olacak. Şu cetvele bak. Çek elini dostum. Ha, peki o zaman. Ne güzel kestirdim. Ve çocuklar, bu bir at. Umarım bu çizim ilham verici olur. Şimdi sizden bir at resmi çizmenizi istiyorum. Güzel konu. Şuradan kalemlerimi alayım. Peki ben ne kullanacağım? İşte aldım. Bir türlü bulamıyorum. Şuna bak. Tam ihtiyacım olan şey. Bir dakika. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Kalemlerim nereye gitti? Hemen şuradaydı. Hey, kalem hırsızı. Onlar benim. Ne? Seni duyamıyorum. Yüksek sesle konuşman lazım. Bir dakika. O pamuklu çubuk bana iyi bir fikir verdi. İşe koyulma zamanı. Şimdi bu makası alıyoruz ve çubuğun üst kısmını kesiyoruz. Sonra bir parça kağıt mendil alıp çubuğun etrafına sarıyoruz. Sıkı sıkı olmasına dikkat ediyoruz. Kağıdı yerine bantla tutturuyoruz. Güzel görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. Bunu mavi fon kağıdıyla sarıyoruz. Sonra bir parça daha bant alıp mavi kağıdın çevresine sarıyoruz. Süper, tam istediğim gibi oldu. Aynı şeyi diğer çubuklara da yapıp farklı renklerde fon kağıtları kullanıyoruz. Şimdi çubuğun pamuğunu aynı renkteki boyaya batırıyoruz. Pamuğun boya emmesini bekliyoruz. İşte artık kendi ev yapımı kalemlerim var. Nani, Keleo. Mavi kalemle başlıyoruz. Ben de bunun olduğunu unutmuştum. Vay canına, ben bazen kendimi şaşırtıyorum. Doğuştan yeteneğim var. Bana bol şans dile o zaman. İki daire çizerek başlıyorum. Sonra rengi değiştirip büyük dairenin içini dolduruyorum. Zaman tükeniyor çocuklar. 5 dakikanız kaldı. Hızlanmam lazım. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Tamam. Ne halde ama? Baskı altında hiç iyi değilim. Zaman doldu. Şimdi çizdiklerinizi görelim. Yani buna bir bakın. Umarım beğenirsiniz. Harika olmuş Julie. İyi başlamıştım da ama bu sayılır değil mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani elinden geleni yapmışsın. Çok güzel, etkilendim. Matematik dersi çok heyecan verici. En sevdiğim ders diyebilirim. Şimdi dikkat çocuklar. Buna cevap vermenizi istiyorum. Zorlu bir soru. Hadi bakalım. Benim kalemim nerede? Buralarda bir yerde olması lazım. Belki çantamdadır. Bir bakayım. Hayır, hiç izi bile yok. Bir dakika. İşte oradaymış. Seni yaramaz şey. Benden kaçabileceğini mi sandın? Pekala. Hadi o zaman. Buldum. Çok kolaydı. Bir saniye. Yanlış oldu. Düzeltmem lazım. Silgim de yok ki. Olamaz, bu bir felaket. Hemen bir silgi bulmam lazım. Çantam. Ne güzel ya. Bir boks et beni. Odaklan Leo. Lütfen. Hayır, yok burada. Şimdi ne yapacağım ben? Zor bir durumdasın galiba. Bir saniye. Şu kibrit kutusuna bak. Sanırım bunu kullanabilirim. Hey Leo. Silgiye mi ihtiyacın var? Sanırım sana yardım edebilirim. Önce kibritleri boşaltıyoruz. İşte hemen hallettik. Şimdi kutuyu kapatabiliriz. Birkaç tane daha buluyoruz. Ve uçlarına bu fon kağıdını yapıştırıyoruz. Sonra bir tutkal şişesiyle kutunun yan tarafını tutkallıyoruz. Ve kutuları birbirine yapıştırıyoruz. Tutkalın katılaşmasını bekliyoruz. Ve biraz daha tutkal sürüp üste iki kutu daha ekliyoruz. Tam hizada olmasına dikkat ediyoruz. Aynı işlemi de tekrarlıyoruz. Yani yine tutkal sürüp üste başka kutular ekliyoruz. Üstüne ve yanlarına da tutkal sürüyoruz. Bu fon kağıdıyla kutuları sarıyoruz. Yalnız kağıdın kırışmaması lazım. Sonra renkli boncuklar ekliyoruz. Burada cımbız işimizi kolaylaştırıyor. Boncukları yine tutkalla tutturuyoruz. İşte bu da sonuncusu. Bence güzel oldu. Leo'ya göstermek için sabırsızlanıyorum. Ne düşünüyorsun?
Bu nedir? Dur sana göstereyim. Buradaki her kutu bir çekmece. Zekiceymiş. Tüm kırtasiye malzemelerini bunun içine koyabilirsin. Wow. Aklımı başımdan aldın resmen. Teşekkürler Julie. Tam ihtiyacım olan şey. Kalemin ucu kırıldı. Aksiliklerin sonu gelmiyor. Hiç sorun değil Leo. Sadece çekmecenin içine bak. İyi fikir. Bu çok heyecan verici. Vay canına, tam ihtiyacım olan şey. Yine beni kurtardın Julie. Sen olmasan ben ne yapardım? Bunu yerine koyuyorum. Çünkü her an ihtiyacım olabilir. Beğendiğine sevindim. İşte bir sonraki problem çocuklar. Bence hemen çözersiniz. Bu da ne? Sanırım öğretmen çıldırdı. Bir dakika. Bunun cevabını biliyorum. Hepimiz okulun zor bir yer olduğunu biliyoruz. Öğretmenler de ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bu tür harika videolar için kanalımıza abone olmayı unutma.